tekrardan selam arkadaşlar. Yeni bir podcast bölümüyle daha karşınızdayım. Diğer attığım podcastlerde sürekli zaten sizlere sormuştum. Eğer podcast istemiyorsanız lütfen bunu yorumlar kısmında belirtin demiştim. Bugüne kadar herhangi bir olumsuz yorumda görmediğim için yeni video atmaya yani yeni podcast atmaya devam ediyorum. Umarım hoşunuza gidiyordur. Lütfen gitmiyorsa tekrardan belirteyim. Yorumlar kısmında lütfen bunu bana belirtmekten asla çekinmeyin. Sizin düşünceleriniz ve yorumlarınız benim için gerçekten çok önemli. Bunu asla unutmayın. Eğer siz de ben gibi hazırsanız gelin podcast'e geçelim. Tarih birbirinden korkunç eylemlere imza atan kötü insanlarla dolu. Ancak tarihteki kötü insanlar listesinin üst basamaklarında hiç kuşkusuz seri katiller var. 1957 yılında İngiltere'de dünyaya gelen Mary Bell o seri katillerden biri. Ancak Bell'i bildiğiniz tüm seri katillerden ayıran oldukça ilginç bazı özellikleri var. Her şeyden önce 1960'lı yıllarda İngiltere'nin en önemli gündem maddesi haline gelen Bell daha önce gördüğünüz hiçbir seri katile benzemiyor. Çünkü Bell sadece 11 yaşında küçük bir kız çocuğuyken iki korkunç cinayet işlemiş bir isim. Henüz aklı bile ermeyen ufak yaştaki bu çocuğa bu cinayetleri işleten şey neymiş gelin birlikte yakından bakalım. Mary Bell 1957 yılında İngiltere'nin Newcastle şehri yakınlarındaki Corbridge bölgesine dünyaya geldi. Tahmin edebileceğiniz gibi oldukça sorunlu bir ailede yaşama gözlerini açmıştı. Annesi Betty Bell, akli dengesi yerinde olmayan son derece sorumsuz bir kadındı. Sık sık Mary Bell'i tek başına bırakarak kayıplara karışıyordu. Birlikte oldukları zamanlarda da kızıyla ilgilenmek konusunda başarılı değildi. Mary Bell henüz bebeklik dönemlerinde dahi pek çok ev kazasının kurbanı olmuştu. Bu sebeple annesi tarafından öldürülmek istendiğine dair dedikodular yaşadıkları bölgede kulaktan kulağa yayılmıştı. Ayrıca Mary Bell babasının kim olduğunu ise hiçbir zaman öğrenemedi. Son derece sorunlu bir bebeklik dönemi geçiren Mary Bell, takip eden yıllarda çevresinin tuhaf olarak nitelendirdiği bir çocuk haline geldi. Çoğu zaman oldukça sessiz ve sakindi. Ancak öğretmenlerinin ve okul arkadaşlarının yakından bildiği şekilde Bell'in davranışlarını kestirmek mümkün değildi. Sürekli değişen bir ruh haline sahip olan Bell, bazı zamanlarda okul arkadaşlarına yönelik şiddet eylemlerine başvurmaktan geri durmuyordu. Yetiştiği yoksul ve sorunlu ortam Mary Bell'in yaşamında şiddet ve hırsızlık gibi unsurların normalleşmesine sebep oldu yani 11 Mayıs 1968 tarihinde sadece 3 yaşındaki bir çocuğu ağır şekilde yaralaması onu yakından tanıyanlar için çok da şaşırtıcı değildi. Bell yaptığı bu hareketten yalnızca 2 hafta sonra ise ilk cinayetini işleyecekti. Mary Bell 25 Mayıs 1968'de 11. doğum gününden sadece birkaç gün önce Martin Brown isimli 4 yaşındaki çocuğu boğarak hayatına son vermişti. Küçük çocuğun bedeni Mary Bell'in yaşadığı bölgedeki terk edilmiş bir evin üst katında bulundu. Yapılan otopside çocuğun cesedinde herhangi bir şiddet izine rastlanamadı. Bu durum sebebiyle yetkililer Brown'un kaza ara boğulduğunu düşünüyorlardı. 11 yaşına girmeden bir gün önce ilk cinayetini işleyen Bell, cinayetten sonraki günlerde tuhaf davranışlar sergiledi kısa süre önce öldürdüğü çocuğun evine giderek çocuğu görmek istediğini söyledi. Brown'un ailesi çocuklarının hayatını kaybettiğini söylediğinde ise "Onun öldüğünü biliyorum. Onu tabudunda görmek istiyorum." şeklinde bir karşılık verdi. Ancak Belin sergilediği daha başka tuhaf davranışlar da vardı. Martin Brown isimli 4 yaşındaki çocuğun öldürüldüğü evde yapılan incelemeler sırasında oldukça ilginç bazı notlar ele geçirildi. Yetkililer yaptığı incelemeler sonucunda bunu bilemese de notlar Mary Bell tarafından yazılmıştı. Polislerin bulduğu kağıtlarda Martin Brown, seni biz öldürdük, geri dönebileyim diye öldürüyorum. Sizler faresiniz, ve Martin'i biz öldürdük gibi ifadeler yer alıyordu. Yetkililer bu notların tatsız bir şakanın parçası olduğunu düşünüyordu. 11 yaşındaki katil Mary Bell ikinci cinayetini aynı yılın Temmuz ayında işledi. Bu seferki kurbanı Brian Howe isimli 3 yaşındaki çocuktu. Howe 31 Temmuz 1968 günü sabah saatlerinde Bell ile birlikte görülmüştü. Ancak küçük çocuktan bir daha haber alınamadı. Talihsiz çocuğun cansız bedeni ise aynı günün akşamında ıssız bir arazide bulundu. Bel tıpkı ilk cinayetinde olduğu gibi bu sefer de kurbanını boğarak öldürmüştü. Ancak bu defa küçük çocuğun bedeninde oldukça bariz şiddet işaretleri vardı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde çok sayıda bıçak yarası göze çarpıyordu. Ayrıca karın bölgesinde M harfini andıran bir şekil kazınmıştı. Fakat talihsiz çocuğun bedenindeki izlerin çok da güçlü olmayan bir kişinin marifeti olduğu anlaşılabiliyordu. Yetkililer bu sebeple civardaki çocuklardan şüphelenmeye başladı. İngiltere'yi sarsan iki cinayetin ardından yüzden fazla dedektif bölgede yaşayan 1200'den fazla çocuğu sorguladı. Sorgu sırasında verdikleri çelişkili ifadelerle dikkat çeken yalnızca iki isim vardı. Mary Bell ve arkadaşı Norma Bell. Norma Bell, Mary'nin cinayetlerine tanıklık eden 11 yaşındaki seri katilin en yakın ve tek arkadaşıydı. Arkadaşını sorgu sırasında ele vermişti. Mary ise bir süre sonra cinayetleri işleyenin kendisi olduğunu itiraf edecekti. 3 ve 4 yaşlarındaki iki çocuğu acımasız bir şekilde öldüren Mary Bell, 17 Aralık 1968'de müebbet hapis cezasına çarptırıldı mahkeme heyeti Bell'in diğer vatandaşlar için tehlikeli bir birey olduğuna hükmetmişti. İngiltere'nin en genç seri katili basınında ilgi odağı konumundaydı. Ancak aradan geçen yıllar sonunda unutuldu. Ta ki 1977 yılına kadar. Mary Bell 1977 yılında hapishaneden kaçtı. Böylece İngiltere'de bir döneme damgasını vuran çocuk seri katil Yeniden ilgi odağı haline geldi. Kaçtıktan kısa süre sonra yakalanan Bell bir kez daha hapishaneye geri gönderildi. Ancak 1980 yılında çıkarılan bir yasa ile affedildi ve serbest bırakıldı. İlerleyen yıllarda ismini değiştirdi ve olabildiğince gözlerden uzak bir yaşam sürmeye çalıştı. Tabii çocukken yaptığı bu suçlardan sonra adını da değiştirse de, farklı bölgelere de gitse de, rahat bir yaşam sürebilir mi? Orası tartışılır tabii. Şimdi hepimizin kafasında tek bir soru. 11 yaşındaki bu çocuk ne yaşamış olabilir ki böyle şeylere kalkıştı? Gözünü bile kırpmadan çocuk olduğu halde iki tane can aldı. Açıkçası bunlar benim de kafamda bir soru işareti. Ama kendim bir çıkarım yapmam gerekirse ben kendimce şu şekilde olduğunu düşünüyorum. En azından tahmin ediyorum. Çevrenizde veya orada burada herhangi bir yerden duymuşsunuzdur illa. Belki de duymamışsınızdır. En büyük eğitim ailede başlar derler. Ben bu lafın doğruluğuna gerçekten çok inanıyorum. Çünkü en büyük eğitim gerçekten de ailede başlar. Henüz ilk adımını attığında annen veya baban vardır yanında veya ilk kelimeni söylemende. O yüzden onların eğitim şekli gerçekten çok önemli. Biraz önce hayat hikayesini dinlediğiniz Mary Bell'in de sorunlu bir ailesinin olduğundan en başında zaten bahsetmiştim. Şimdi şey de diyebiliriz. Çevremizdeki herkesin ailesi on numara değil. Oldukça kötü yaşamlar sürüp de büyüyen insanlar da var. Onlar niye cinayet işlemeden kendini tutabiliyor da Mary neden cinayet işlemiş diye sorarsınız belki. İnanın orasını ben de bilmiyorum. Sadece benim yaptığım birkaç ufak çıkarım bu. Evet bu haftaki podcast'inde ne yazık ki sonuna geldik. Bu arada podcastleri gerçekten çok seviyorum en azından rahat bir şekilde konuşabildiğim için yapmaktan zevk alıyorum. Umarım bu konudaki duygularımız karşılıklıdır. Yani sizin de dinlerken zevk almanızı isterim. En başta da dediğim gibi. Hoşunuza gitmezse lütfen bunu bana söylemekten asla çekinmeyin. Yorumlar kısmında buluşalım. O halde bir sonraki podcast videosunda görüşmek üzere. Kendinize o güne dek iyi bakın, sağlıcakla kalın.